Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle prenseslerimiz için güzel bir yelek çalışacağız. Yeleğimizde hem kalp hem de baklava dilimi görüntüsü olan bir modelimizi kullanacağız. Şöyle baktığımızda şiş örgülerinde anımsatan modelimizi robamızdan sonra uygulamaya başlıyoruz. Ama öncesinde yeleğimizi şöyle bir tanıyalım. Yeleğimizin gördüğümüz gibi kollarımızda çapraz trabzanlarımızı kullandık. Ön ve arka kısımlarda ise düz örgülerimizi sadece beyazlarımızla çapraz örgülerimizi kullandık. Artışlarımızda sayılarımızı farklı olarak çalıştık. Bunu videomuzun içerisinde ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Daha sonrasında gövdemizi birleştirdikten sonra bakınız modelimizi uyguladık ve modelimizi tamamladık. Modelimiz şöyle baktığımız zaman Başlangıç ve bitişte bakınız yarı modelimiz diğer kısımlarda ise tüm olarak devam edecek. Şöyle ölçümüze bakalım. Omuz kısmının en yüksek bölümünden ölçmeye başlıyorum ve en alt kısma kadar 36 buçuk santim olduğunu görüyorum. Şu şekilde 36 buçuk. Kol altından genişliğine baktığımız zaman ise kol altında 30 santim genişliğinde olduğunu görüyoruz. Bu yeleğimiz çok rahatlıkla 2 yaş civarı çocuklarımıza olabilecek bir yelektir. Eğer daha küçük yaşlardaki çocuklarımız için örmek istiyorsak şu şekilde yapalım. Ya da daha büyük yaştaki çocuklarımız için. Önce küçük yaştaki çalışacak arkadaşlarımız için hatırlatmak istiyorum. İlk baştaki bölümlerimizi aynı başlayalım. Birinci trabzan yerleştirme sırasını. İkinci sıramızda ve diğer sıralarımızda ise üçer ikişer arttığımız bölümlerin hepsini birer defa artalım geri kalan yerleri yine aynı çalışalım sadece bütün dört artışımızda her sırada dört artışımız var bakınız iki kolumuz ve iki diğer kolumuzun kenarları birer tane artışımızı yaptığımızda bir ve bir buçuk yaş civarı çocuklarımız için uygun bir çalışma olacak bu şekilde çalıştığımız zaman tam bir ip kullandım ve 2 yaşındaki çocuklarımıza rahat olacak büyüklükte daha büyük yaşında yaş grupları için çalışmak isteyen arkadaşlarım ise 3 yaş grubu için çalışacak olanlar şurada. Birer birer artırmış olduğum bölüm var. Burada ikişer üçer artırırlarsa yine aynı sıradan modelimizi uygulamaya başlayarak 3 yaş içinde gayet ölçülerimiz tam olacak şekilde çalışabilir arkadaşlarımız. Ya da başlangıçtan zincir sayılarımızı büyük çatacak arkadaşlarım için söylüyorum. Buradaki başlangıçlarımızın her bir ayrımına 4 zincir çekerek fazla başlasınlar. Her biri için kolumuz için önümüz için dört kolumuz için 4 arkamız için 4 diğer kolumuz için 4 ve önümüz için 4 olarak başlasınlar daha fazla artı koyarak ve 4 yaş ve üzeri çocuklarımız için gayet güzel olacaktır şimdi yeleğimizin şöyle düğmelerini açalım açık bir şekildeki görüntüsüne bakalım Yeleğimizi şöyle açtım bakınız. Bu da açık ıı, arkasından görüntüsü. Önlerimizde görmekteyiz ve yeleğimizi çepeçevre bir uçtan diğer ucuna nasıl durduğunu görebilmekteyiz. Evet bu yeleğimizi çalışmak için hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet yeleğimi örmek için Nako'nun Minnoş Baby'sini kullanıyorum. Çok tatlı bir renk. Daha önce de e, defaten kullanmıştık bu rengimizi. %50 poliamid, %50 primium akrilikten oluşmakta ipimiz. Renk numarası ise 236, 100 gram ve 336 metreden oluşmakta. İpimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum. E, i̇pinizin kalın ve ince oluşuna göre lütfen tığlarımızı ayarlayalım. Eğer ipimiz daha ince ise 2 numarayla örelim. Daha kalınsa 3 üç, 3,5 numarayı tercih edelim. İplerimiz ne kadar kalınlaşırsa tığlarımıza doğru orantıda büyümesi gerekiyor. Eğer iplerimiz inceyse tığ numaralarımızın da yine doğru orantıda küçülmesi gerekmekte. Hemen zincirlerimizi çekerek bölümlerimize ayırarak yeleğimizin roba kısmını örmeye başlayalım. Hemen iç kısımdan ben ipimi çıkarıyorum dıştan örmek isteyen arkadaşlarımız dıştan da dolaştırabilirler ama içten aldığımız zaman ipimiz daha rahat boşalmakta. Zincirimi çekerek başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum. Bunu zincirden saymıyoruz. Bakın sabitleştirmek için zincirimiz. İpimi şöyle tığımla gevşetiyorum ve önümüz için saymaya başlıyorum. 1 2 3 rahat örüyorum. 4 5 6 7 8 9, 10 ve 11. 11 tane zincirimi yeleğimin önü için hazırladım. Tam 11. zincirimin içerisine geliyorum. Ayracımı takıyorum. 11 trabzan öreceğiz. Önümüze ve 11 zincirli zeminimizi hazırladım. Şimdi kolum için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincirimi çektim kolum için ve tam 14. zincir yuvasının içerisine takıyorum ayıracımı. 14 tane trabzanımız olacak. Şimdi yeleğimizin arkası için 22 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21 ve 22. Toplamda 22 zincirimi çektim ve takıyorum tam 22. Tekrar arkamızı ördükten sonra kolumuzu örüyoruz. 14 zincir kolum için başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 zincirimi tamamladıktan sonra tam 14 ayracımı takıyorum son olarak yeleğimizin ön kısmı için 11 tane zincirimizi çekmiştik yine 11 zincirimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 zincirimizi gayet rahat çekiyor çok da rahat dediğimiz zaman da aşırı gevşek değil bakınız tığımızın rahatlıkla girebileceği sıklıkta bakın şu şekilde kasmayacak Evet şimdi ölçüsüne bakalım Şöyle düzgünce bıraktım. Bitiş noktamdan başlangıç noktamı şu şekilde Mezurumun üzerine koyuyorum ve 27 santim olduğunu görüyorum zincirimle. İpimizin ince ve kalın oluşuna göre 1 santim ya da 2 santim değişebilir. Önemli değil. Şimdi trabzanlarımızı birer birer yerleştirelim. İlk trabzanımızı yerleştirmek için 1 ve 2 zincir geriye gidelim. Bakınız 1 ve 2. Hemen iki tane de zincirimi ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci geri geldiğim zincirin içerisine giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Ve iki tane trabzanımızı hemen bu şekilde oluşturuyoruz. Sonrasında takip ediyorum. Her zincir yuvasına bakınız. Giriyorum. 1 ve 2. Tırabzanımızı örmek için önce tığımızın başını doluyoruz. Zincirin içerisine girerek 1 ve 2. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki zincirimin içerisine geliyorum ve örüyorum. Bakınız. 1 2. Yeni öğrenen kardeşlerimize kolaylık olması açısından bakınız ipimizi alttan alıyorum hemen zincirimin içerisine sıradaki kesinlikle atlamıyorum tekrar ipimi aldım işaretime doğru ilerliyorum tığımın başını doladım batıyorum bakınız tam işaretimize kadar ördüm bütün zincirlerimi şimdi sayalım 2 4 6 8 10 ve 11 tam 11 tane trabzanımızı ördük 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum sarı ayracımı çıkarıyorum ve sarı ayracımdan bakın çıkardığım yerden örmeye başlıyorum yeşil ayracıma kadar birer birer zincirlerimizin içerisine trabzanlarımızla dolduralım her bir zincirin içerisine bir tane trabzanımızı örüyorum yeşile kadar örelim yeşil ayracımızın olduğu yere kadar örerek geldim ve hemen en son trabzanımın üzerine İki tane zincirimi çekiyorum bir ve iki ayracımı çıkarıyorum pembe ayracımın olduğu yere kadar arkamız için ayarladığımız zincirimizi örüyoruz aynı yere batmıyoruz bir sonraki yuvaya batıyoruz bakınız bir sonraki zincirimizin içerisine tığımın başını doladım ve arkam için gerekli olan ilk trabzanımı örmeye başladım ve sırası ile her bir zincirin içerisine giriyorum ve pembe işaretimin olduğu yere kadar devam ediyorum. Arkam için bakınız şuradan iki zincirimizden başlamıştım ve pembe işaretimin olduğu yere kadar örerek geldim. Tekrar en son trabzanım üzerine iki tane zincirimi çekiyorum ve pembe ayracımı çıkardıktan sonra ayracımı çıkardığım ilk yuvanın içerisine batıyorum ve trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Ve kırmızı ayracımıza kadar yine örelim. Son olarak bakınız kolumuzu ördüm. Trabzanımı tamamladım. 2 zincirimi çektikten sonra ayracımı çıkarıyorum. Ve önümüz için gerekli olan 11 tane trabzanımızı 11 zincirimizin üzerine örerek sıra başına kadar geliyoruz. Evet sıramızın başına kadar örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 tane trabzanımızı ördük. Şu şekilde bir düzgünce tutalım ve bakalım kaç santim olduğuna. Zincirimizin üzerinden trabzanlarımızı ördüğümüz zaman biraz büyümekte. Şöyle hiç şey yapmadan bakalım. Bakınız. 29 santim oldu. Aslında biraz da e, gergin gibi kaldığı için 28 santime doğru desek daha e, rahat olacak. Şöyle görülmesi gerekmekte bakınız. Çektiği için. Bakınız. 2 zincirden diğer iki zincire arkamız. Buradaki iki zincirden şuradaki görmüş olduğumuz iki zincirimiz kolumuz. Yine aynı şekilde kurulumumuz bu şekilde olacak bakınız her iki önümüz kollarımız ve arkamız şimdi bir sıra daha örelim o zaman daha rahat yerleştiğini göreceğiz. Hemen bitirdiğimiz yönde yani ön yüzde iki tane zincirimi çekiyorum bir ve iki örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci sıramı örmeye başlıyorum. İkinci sıramı örmeye başlarken zincirimin üzerine trabzanı ördüm ve ikinci trabzan üzerinden örgümü başlıyorum. Birer birer her trabzanımızın üzerindeki şu görmüş olduğumuz küçük yere batıyoruz. Bakınız tam araya girmiyoruz. Asıldığım zaman görülmekte. Bakınız yukarıdaki bölüme giriyoruz. Hemen tığımın başını doluyorum. Birer birer bakın trabzanımızı bir ve iki defada alıyoruz. Her birisine birer tane batıyorum. 1 ve 2. Şöyle hemen dolaşığımızı açalım. ilerlemesin. Evet. Devam ediyorum. 2 zincirimin olduğu yere yaklaştım. Bir tane daha trabzanım örüyorum ve zincirimin bulunduğu yere geldim. Şimdi burada öreceğim her trabzan önümüz için artışımızdır. Başlıyorum. 1. Bakınız bir tane zincirin içerisine artış yaptım önüm için tekrar önüm için ikinci artışımı yaptım bir tane daha doluyorum Yeleğimizin önü için tam üç tane artışımızı yaptık bir ve iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirimizden sonraki her artışımız kolumuz için Bakınız önümüzden sonra kolumuz geliyordu hemen 3 da kolumuz için artışımızı yapalım 2 ve 3 Üç tane trabzanımızı örerek kolumuzu arttık. Evet şimdi tığımın başını doluyorum. Bakınız bir tane trabzanım var. Hemen sıradaki gördüğüm trabzanı atlıyorum. Kolumuzda bir sonrakine batıyorum. Çapraz örgü yapalım. Sadece artışlarımız düz trabzan. Hemen bakınız şuradakini örmem gerekiyordu. Bunu örmedim. Bir tane atlayarak ileriye geçtim. Şimdi atladığım trabzanıma dönüyorum çapraz bir şekilde örüyorum. Sonrasında bakınız bunu değil buradaki trabzanı ördük. Örmediğim trabzanı atlıyorum bir sonrakine batıyorum. Önce sıradakini değil bir sonraki sıradakini örüyorum. Sonra atladığıma dönerek çapraz bir şekilde örüyorum. Tekrar tığımın başında oluyorum. Bakınız bunu ve bunu ördüm. Sırada bu var ve diğerini atlıyorum. Bunu örmüyorum. Diğerine batıyorum. Bir ve geri dönüyorum 2 tekrar tığımın başını doluyorum sırada örmem gereken trabzanım bu ama atlıyorum diğerine geçerek trabzanımı örüyorum sonrasında atladığıma dönüş yapıyorum ve çapraz olarak örüyorum kolumuzu atlıyorum bir sonrakine batıyorum bu şekilde örerek tamamlayalım Tığımın başını doladım. Şimdi bunu örmem gerekiyordu. Atlıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Atladığıma geri dönüyorum. Ve çapraz bir şekilde trabzanlarımı üst üste örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bunu atlıyorum. Diğerine batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Atladığımın üzerine gelerek örüyorum. Ve kolumuzun biterken de sol taraftan artışını yapıyoruz. 3 tane Trabzanım örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar arkamız için 3 tane trabzanımız örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şöyle görelim. Zincirimizin bulunduğu yere 3 tane trabzan kolumuz için 3 tane trabzan da arkamız için başladık ve şimdi arkamızı birer birer trabzanlarımızı düz örerek ilerliyoruz sadece kollarımızda çapraz örgülerimizi yapıyoruz önümüz ve arkamızda ise düz örgümüzle ilerliyoruz hepsine birer birer batıyorum ve ayrım yerimize yani iki zincirimizin olduğu yere kadar ilerliyorum Arkamızı tamamladım. Hepsini birer birer ördüm. Tam zincirimin önündeyim. 3 tane trabzanımı ilk artış için yapıyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımızı artış için ördükten sonra 1 ve 2 tane zincirimizi çekelim. Tığımızın başını dolayıp şimdi kolumuz için 3 tane aynı yere artışımızı yapalım. 1 2 3 3 tane trabzanımızı kolumuz için ördük. Diğer kolumuzdaki yapmış olduğumuz bu çapraz trabzan örgümüzü aynı şekilde buradaki kolumuz için de uyguluyoruz. Tığımın başını doluyorum. Normalde sırada bu trabzanımı örmem gerekiyor fakat bir tane atlıyorum. Diğer trabzan'a geçerek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir gel geliyorum, atladığımın üzerine batarak örüyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Bunu örmem gerekiyor. Diğerini atlıyorum ve atladığıma geri dönüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bunu örmem gerekiyor. Bir ileriye geçişimi yapıyorum. Sonrasında atladığım trabzanımın üzerine geri dönerek trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Bir. Geri dönüşümü yapıyorum. Tekrar bakınız burada aynı yere battım. Aynı yere batmayalım. Ördüğümüz yere batmayalım. Dikkat edelim buna. Bakınız örmemiş gibi dursak da bu kısmı ördük. Şuradaki trabzanımı atlıyorum. ve Bir sonrakini örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Atladığım trabzanımı örüyorum. Sanki örmemişiz gibi dursa da bakınız ördük. Şurada görmüş olduğumuz gibi. Ve diğerlerini buradakilerin tamamını ördük. Tığımın başını doluyorum. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Sıradaki bir sonrakine geçişimi yaparak örüyorum. Ve atladığıma geri dönüşümü yapıyorum. Ve ilerliyorum. Bir atlıyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Atladığımı tekrar. Ve aynı şekilde en son trabzanımı örüyorum. Ve atladığım trabzan için geri dönüşümü yapıyorum. Ve şu şekilde bakalım bakınız. Çapraz olarak ikinci sıramızdaki kolumuzu ördük. Şimdi 3 tane trabzan zincirimin içerisine yerleştiriyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanım ördüm. 1 ve 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 ve 3 3 trabzanımı buraya ördüm. 11 tane önüm için trabzanım var. Şimdi birinci trabzanımdan başlıyorum. Ve hepsini birer birer örerek sıramın başına kadar geliyorum. Sıramın başına geldim ve en son bakınız zincirimden olan trabzanımın olduğu yerdeyim hemen. Şu en sondaki trabzanımızı unutmayalım. Tepesine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve son trabzanımı da bu şekilde örmüş oldum. Hemen üzerine iki tane zincirimi bitirdiğim bu yönde çekiyorum ve şöyle uzatıyorum. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Şöyle görelim. Yeleğimizin arkası ve kolları ve önümüz şu şekilde. Bakınız kollarımız çok güzel görülmekte arkamızda 3 tane trabzan örmemizde hemen genişledi hem kolumuz hem arkamız şimdi 3. sıramızı örmeye başlayalım 3. sıramızda yine buradaki çapraz örgülerimizi çapraz olarak devam edelim arkamızı ve önlerimizi ise düz örgü olarak örelim 2 tane zincirimi çekmiştim ve örgümüze hemen başlıyoruz tığımızın başını dolayalım 3 tane trabzanımızı artmıştık. Tamamını artmış olduğumuz trabzanları da örerek zincirimizin olduğu yere gelelim. 2 zincirimin yanında hemen ikinci trabzanımın bakınız ikinci trabzanımın üzerine batarak başlıyorum. Ve zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Trabzanlarımın tamamını ördüm. Bakınız alt sıradaki artmış olduğum 3 tane trabzanımı da ördüm. Tam zincirimin yanındayım. Bu sıramızdan itibaren artık 3 tane artış yapmayacağız. Bu sadece ikinci sıramızdaki ilk artışımıza özel durumdu. Şimdi zincirin içerisine giriyorum. 1 ve zincirimin içerisine giriyorum. 2. 2 tane artışımı yaptım. 1 ve 2 zincir çekiyorum. 2 tane zincirimi çektikten sonra kolum içinde 2 tane trabzan yapacağız. Ama bakınız alt kısımda 3 tane Trabzanımız bizi beklemekte ve diğerleri çapraz. 3 tane tek çapraz yapılmamış çünkü artışımızı yaptığımız sıradaki hazırladığımız trabzanlar. Şimdi bakın bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanım ise buradaki ilk trabzanımın üzerine batıyorum. Bakınız ilk trabzan burada hem artışımızı da yapacağız, hem de çapraz örgümüzü ayarlıyoruz. İlk trabzanımın üzerine battım. Burası tekli olduğu için. Şimdi ikili olacağına sıkıntı yaşamayacağız. Evet geri dönüşümü yapıyorum. Bakın boşluğun içerisine. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Zincirimin içerisine bir tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. İki tane artış yapmam gerekiyor burada. Ve tığımın başını doluyorum. Geri dönüyorum. Bakın boşluğun içerisine batıyorum. Böylece hem artışımı hem de çapraz örgümü kurmuş oluyorum. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Diğer bakın birinin üzerine ördüm. Bir de artışımızı ördük. Burada bakınız hem birimiz hem de iki artışımız üç trabzanımız oldu. Sıradaki trabzanımın üzerinden atlıyorum. Diğerine batıyorum ve atladığımın üzerine geri dönerek örüyorum. Diğerleri ise bakınız aynı şu şekilde çapraz olduğu için çok belli. Önce eskizi yani önce ilerideki daha sonra öndeki bir ve öndeki tığın başı doluyorum. arkadaki ve öndeki bakın arkadaki ve öndeki trabzanlarımızı bu şekilde artış yerimize kadar getirelim. Bitiş yönündeki artışlarımızın da bakınız 3 tane olan trabzanımızın 2 tanesini çapraz yaparak ördüm. Diğerlerini zaten üzerine ördük. Şimdi son bir tane trabzanım kaldı. Ve diğer kısma da bakınız. Şimdi 2 tane de trabzanımı artış yapmam gerekmekte. Bakınız şu şekilde ayarlıyoruz. Bir tane boşluğun içerisine örüyorum. Bir boşluğun içerisine ördüm. Bir artmış oldum. Hemen Atladığım trabzanımı örüyorum ve bakınız artışımız halen bir çünkü diğer trabzanımı ördüm ve bir tane daha artışım için giriyorum. Evet bu şekilde artışımı yaptım bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Arkada düz örgümüz olacağı için bir iki çapraz yapmıyorum ve ilerliyorum birer birer her birisini örüyorum. Diğer bölümü tamamen düz olarak örüyorum. En son iki tane şurada artışımızı yaptıktan sonra zincirimizi görüşelim. Şuradaki çapraz örgülerimizi de birlikte ayarlayalım. Arkamızı örerek geldim. Her birisini birer tane, iki tane zincirimi çekiyorum. Bakınız, iki tane artışımı yaptıktan sonra bir ve iki tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı ise bakınız, ikinci trabzanımızı hemen İlk sıradakine örüyorum. Sonra üzerine çapraz yapmak için ve de artışımızı yapmak için zincirimizin içerisine geri dönerek şöyle ana yere batıyorum. Ve bakın hem çaprazımızı kurduk hem de artışımızı yaptık. Bakın 1 2 3 3. de buradaki trabzanımız. Geri kalan trabzanlarımızı ise önce ikinciyi sonra birinciyi örüyorum. Diğerlerini çapraz bir şekilde önce ileridekini Sonra öndekine batıyorum. Şöyle görelim. Ve sıramızı buradaki artış yerine kadar ilerleterek gelelim. 3 artış yerimizin olduğu yere kadar geldim. Önce ikisini örüyorum. Birinci ve ikinciyi önce batıyorum. Bir. Birinciye geri dönüyorum. Burada tek trabzanımız kalıyor. Bakınız önde. Bir tane ileriye batıyorum. Hem de artışımı yapıyorum. Sonrasında tek kalan trabzanımı örüyorum. Burada bir tane artışımı yaptım ve bir artışta ortaya batıyorum. Şu şekilde. İki tane zincirimi çekiyorum. İki artış tekrar önüm için hazırlıyorum. Ve geri kalan trabzanımı sona kadar dümdüz örüyorum. Son trabzanımı da örüyorum. Birlikte örelim. Son trabzanımızı ördükten sonra bakınız şöyle görelim. 3 sıramızı ördük. 3 sıramızda çapraz örgülerimizi kollarımızda kullandık. Diğer trabzanlarımızı ise düz bir şekilde ördük. 4. sıramıza başlayalım. 4. sıramızı beyaz ipimle örmek istiyorum. Robamıza renk katsın. Hemen şöyle beyaz ipimi alıyorum ve başlıyorum. 1-2-3 sıkıştırıyorum diğer beyazımı da şu şekilde sıkıştırdıktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum şimdi hepsini çapraz olarak örüyorum sıradaki trabzanımı atlıyorum bir sonraki trabzanıma batarak örüyorum bir ve geriye dönüyorum atladığımı sıradakini atlıyorum bir sonrakini örüyorum geriye dönerek çapraz örüyorum bir atlıyorum diğerini örüyorum geriye dönerek trabzanım örüyorum ve bu şekilde artış yerimize kadar çapraz örgümüz örerek iler artış yerimizin olduğu yere kadar geldim tığımın başını doluyorum bakınız bir tane trabzanım kaldı bir trabzanım kaldığı için öncesinde bir trabzan yuvanın içerisine örüyorum zincirimin içerisinde tığımın başını doluyorum ve Biraz önceki atlamış olduğumuz trabzanımızı çapraz olarak örüyoruz ve bir tane artışımızı yaptık. 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum. Bakınız burada da bir tane trabzan var. Hemen önce tek trabzanımı örüyorum. Sonrasında yuvanın içerisine geri dönerek çapraz örgümü örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Hem önümden hem kolumdan birer tane artışımızı yaptık. Tığımızın başını dolayalım. Ve buradaki çapraz örgülerimizi önceye bakınız sondaki, sonra öndekini örerek ilerleyelim. Tığımın başını doluyorum. Önce sondaki, daha sonra öndeki buradaki ayrım yerine kadar örerek ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldim. Yine bir bakınız bir tane trabzanımız kaldı. Bir trabzanımızı atlıyorum. Önce zincir yuvasının içerisine artırdığım trabzanımı örüyorum. Ve geriye dönerek tek trabzanımı örüyorum. Ve çapraz örgümü yapıyorum. 1 ve 2 bu sıramıza bakınız birer birer artışlarımızı yaptık. Şöyle görelim. Devam ediyorum iki zincirimden sonra. Şöyle bakıyorum hemen bir tane buraya artmadan önce arkadan bir tane alıyorum çünkü tek artış yaptığımız için önce arkamızdan bir trabzan sonrasında yuvamızın içerisine gelerek yani zincirimizin içerisine gelerek bir tane artışımızı yapıyoruz sonrasında çapraz örgülerimizi örerek ilerleyelim ve sıramızın sonuna kadar çapraz örgümüzü örerek geldik ve bu sıramızda birer artışımızı yaptık. İlk sıramızda 3, ikinci sıramızda 2 iki ve üçüncü sıramızda yani beyaz sıramızda birer artışımızı yaptık ve çaprazlarımızı ördük. Şimdi son trabzanımı örüyorum. Çapraz örgümü ördüm. Başlangıç trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Bir sıra arada sadece beyazımızı geçtik. Şimdi ipim diğer tarafta kalmıştı bakınız. Diğer tarafa tekrar dönüyorum. Birinci trabzanımızın şöyle bakın zincirden çektiğim trabzanın olduğu yere şöyle batıyorum. Genişlettikten sonra örgümün kendi yönünde bakınız. Geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak her trabzanımı birer birer örüyorum. Düz trabzan örüyoruz, çapraz örmüyoruz. Bakınız bir, bir. Şöyle görelim. Hepsinin üzerine birer tane batıyoruz. Bir ve bir. Tekrar bir ve bir. Bakın, artış yerimize kadar dümdüz örelim. Artış yerimin olduğu noktaya geldim. Şöyle görelim iki zincirimizin olduğu nokta. Hemen tığımın başını doluyorum. İki tane artışımı yapıyorum. Bir ve 2 2 artışımı yaptıktan sonra 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 2 artış ve 2 artışımı buraya yaptım 2 artış önümüz için arada 2 tane zincirimiz 2 tane artışımız ise kolumuz için kolumuzun olduğu yerde düz trabzan örmeyelim yine çapraz trabzanlarımızı örelim önce sondaki sonra öndeki trabzanımızı örelim Sondaki ve öndeki. Trabzanlarımızı bu şekilde örelim. Evet sıramızı tamamladım. Sadece kollarımızda çapraz örgümüz ördük. Önümüzde ve arkamızda düz örgümüzü ördük ve ikişer ikişer artışımızı yaptık şöyle görelim. Bakınız arkamız kollarımızda çapraz örgümüz ördük. Önümüzde ise düz örgümüzü ördük. Şimdi biraz daha çapraz örgüleri kollarda, düz örgülerimizi ön ve arkalarımızda örerek ve artışlarımızı ikişer tane yaparak bir ültelim. Sonrasında görüşelim. Yeleğimizin robasını örmeye devam ettim ve istediğim ölçü gelene kadar ilerledim. İstediğimiz ölçüye ulaştıktan sonra robamızı tamamladım. Buradan sonraki kısımda gövde kısmımız için kollarımızı birleştirerek aynı zamanda da modelimizi uygulamaya başlayacağız 3 sıra beyazımızı kullandım 3 sıra pembemizi ördüm 4. sırada beyazımız 3 sıra pembemiz 4. sırada tekrar beyazımız 2 sıra pembemiz ve 1 sıra beyazımız da ördüm beyazımız artık burada kalacak kolumuz için bu kısımdan gövdelerimizi birleştirmeye başlayacağız şimdi şu şekilde artışlarımı yaptım hemen Modelimiz üzerinde bakalım. İlk sıra sadece yerleştirdik. Modelimizi korumadık. İkinci sırada üçer tane artışımızı yaptık. Bakınız ikinci sırada ilk artışımız burada oldu. Üçüncü sırada ikişer artışımızı yaptık. Bakınız beyaz sıramızda tekrar iki artışımızı yaptık. 2 artış, 2 artış, iki artış. İyi defa arttım. Ve bakın beyaz sıramıza geldim yine iki defa. Son olarak pembemizde ise birer birer artışlarımı yaptım ve beyazımızda da son 3 sıramızda sadece birer artışlarımızı yaptık. Evet şöyle bakalım. Şuradaki beyazda da bakınız sizlerle birlikte örmüştük bir tane artışımızı yapmıştık buradaki artış 2 değil şuradaki pembeyi kullanmıştım daha sonra 1 olarak girdik bakınız bir defa artışımız var. Hemen şöyle bakalım ilk sıramızda artışımızı yapmadık. Şöyle tutayım. İsterseniz dondurarak artışlarımızı kontrol edebilirsiniz. Birinci sıramızda artış yok. Burada sıra sayımı yazdım. 11 sırada tamamladım. Beyazlarımı pembeye boyamadım. Bakınız kolaylık olsun diye. Pembe de artışımız yok. İkinci sırada 3 üç artış. Üçüncü sırada 2 artış. Dördüncü sıramız beyaz. Bakınız dördüncü sıramızda sadece bir tane artmıştık. Şurada göreceğimiz üzere bakınız artış yerinde bir tane. Daha sonrasında 5. sıramızda 6. ve 7. sıralarımızda ikişer artışımızı yaptık. 8. sıramızda tekrar beyazımızı ördük. Burada gördüğümüz gibi iki tane artışımı yaptım beyazımda. Şöyle bakalım. Bakınız iki tane artışımı yaptım. İkisini de artış yerine girdim. Sonrasında pembemi birer birer ördüm en son beyazımızda ise bir tane artışımızı yaparak artışlarımızı tamamladık ve buradan sonrasında gövdemizi hem birleştireceğiz hem de modelimizi korumaya başlayacağız 11 sırada tamamladık bakınız şu şekilde 11 sıra Evet şimdi modelimizi hem kuralım hem de gövde kısmımızı yerleştirelim kolumuzu ayıralım şöyle görelim öncesinde bir daha bakalım bakınız kolumuzu tamamen çapraz trabzanla ördük baştan beri sadece ilk sıramız düz arkamız sadece beyazlarımız çapraz kolumuz tamamen çapraz örgü yine önümüzde gördüğümüz gibi sadece beyazlarımız çapraz olarak ördük şimdi modelimizi uygulayalım Elimizi uygulamaya başlayalım. Bakınız 3 tane zincirimin olduğu yere giriyorum. Tığımın başını taktım. Hemen ipimi alıyorum. Geçirdikten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başında örüyorum. Zincirimi ördüğüm yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzan bu şekilde yan yana örülmüş oldu. Bakınız birisi zincir, biri trabzan. Ve yanından devam ediyorum. 1, 2 3 4 4 trabzan daha ilave ettim 2 trabzan da başta vardı toplamda burada 6 tane trabzan oldu 6 trabzanımızdan sonra 3 tane zincir çekiyorum çekmiş olduğum 3 zinciri bir trabzan atlıyorum ikinci trabzana gelip batıp bir tane sık iğne örüyorum sık iğnemin üzerine 3 zincir çekiyorum. 2 ve 3. Çekmiş olduğum zinciri hemen dibindeki bakınız. Önce yandan sonra batmış olduğum yerden giriyorum. Şu şekilde her ikisini kavrayarak tek seferde çıkıyorum. Burada bir kirpik gibi yaptım bakınız. Tek seferde çıktıktan sonra dibine tekrar batıyorum ve burayı sabitliyorum. Burayı birkaç kere daha birlikte çalışalım. Pekişsin. Hemen bakınız şuradaki ipimizi arkaya gizleyelim. Burada görüntümüzü bozmasın. Hemen alarak bakınız. Evet. Şöyle kalbimiz açığa çıksın. Kirpiğimizi sabitledikten sonra 3 zincir daha ilave ediyorum. 3 zincirimden sonra bir atlıyorum. 2. trabzanın üzerine başını dolayarak batıyorum. Ve arka arkaya 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3 4 ve 5 5 trabzanımı ördüm hemen 5. trabzanımın üzerinden 3 tane zincir çekiyorum 2 ve 3 3 3 tane zincirimi bir trabzan atlıyorum ikinci trabzan üzerine sık iğne olarak batıyorum ve sık iğnemin hemen üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum yandan girerek şu şekilde kavruyorum ve tek seferde geçiyorum bakınız tek seferde dolamadan geçtim ve sonrasında dibine bir daha batıyorum ve buraya sabitliyorum ve 3 zincirle tekrar çıkışımı yapıyorum buradan tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine örüyorum arka arkaya 5 tane trabzanımı örüyorum 4 ve 5. 5 trabzanımı ördüm. 5. trabzanımın üzerine yine 3 zincirimi çekiyorum. Ve hemen bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanıma sık iğne şeklinde batıyorum. Sık iğnemden sonra da 3 zincirimi çekiyorum. Yandan giriyorum. Tek seferde geçiyorum. Ve tek seferde geçtikten sonra dibine batıyorum. Burayı sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sık iğnemizden önce ve sonra 3'er zincir çekiyoruz. Her trabzanlara geçişimizde 3'er zincirimiz var. Bakınız kirpiğimizde 3 zincirle yapıp hemen dibine batıyoruz. Şöyle görelim. Evet şimdi tığımın başını tekrar doluyorum. 1 atlıyorum. ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 5. Beş. 5.yi de aynı yere batalım. 5 tane tırabzanımızı ördüm. Başlıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. 3 zincirimden sonra yuvaya giriyorum, batıyorum. 1 2 3. 3 zincirimi çektim. Hemen kirpiğimi oluşturmak için batıyorum. Tekrar dibine geliyorum, batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu noktadan bakınız 3 tane zincirimi çektikten sonra kolumu büküyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki görmüş olduğum arkaya geçerken trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Trabzanlarımı örüyorum. 1 trabzan ördüm. 2. trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı örüyorum. 4. trabzanımı beyaz trabzanımın üzerine örüyorum. Beşinci trabzanımı da sıradan gelen trabzanımı örüyorum. Bakınız burası şu şekilde önemli modelimizde geçiş yaptık. 1, iki, üç tane kalbimizi buraya kurduk. Dördüncü kalbimiz tam kol altının olduğu yere yerleştirdik. Ve 3 tane zincirle geçişimizi yapıyorduk. Bakınız 3 zincirimizi çektik. Arkaya doğru geçtik. 3 trabzanımızı ördük. Arkadan ise iki trabzanımızı ördük. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. ikinci sık iğnemi batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yine yandan şöyle giriyorum. Tek seferde çıkıyorum ve hemen dibine sabitliyorum. 1 2 3 tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Sıradaki trabzanımı 5 tane ardı ardına örüyorum. 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımızın üzerine 3 zincirimizi çekelim 1 2 3 bir atlıyorum ikinciye batıyorum tekrar 1 2 3 yandan giriyorum her ikisini kavrayarak çekiyorum hemen dibine bir tane daha batıyorum 1 2 3 zincir bu şekilde 3 zincir Beş trabzan şekliyle buradaki kurmuş olduğumuz düzen üzerine kol altına kadar ilerleyerek devam edelim. Kalplerimizi yeleğimizin arkasına kurarak geldim. Bakınız şuradan geçişimizi birlikte yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane kalbimizi ördük. Bir de şöyle görelim bu yönden. Beyazımızın üzerinde olması da çok güzel oldu bizim için. Daha aydınlatıcı. Şimdi kolumuzun altına geldik. Tekrar diğer ön kısmına geçmemiz gerekmekte. Ön kısımlardaki kurmuş olduğumuz kalp sayısının birebir aynı olmasını istiyoruz. Kolum önümüzün birisi büyük, birisi küçük olmasın. Bakınız şu şekilde 1 2 3 buradaki sık iğnelerin üzerine yapmış olduğumuz zincirlerimizin olduğu bölümleri sayıyorum. Yani bir kalbimiz, iki kalbimiz, üç tane kalbimiz olacak şu ön kısmına geçerken aynı şekilde ayarlamamızı kurmamız gerekmekte. 3 tane kalp olacak ve burada geçişimizi bakınız hemen yapıyoruz. Geçişimizin arada olması gerekiyor. Ve diğer tarafa hemen modelimizi kuruyoruz. Şimdi gelişimize göre bakıyorum. 3 tane trabzanım var burada. Ve başlıyorum. Aynı yere batıyorum. 4 ve bir sonra araya giriyorum. 5 tane trabzanımı bu yönde kuruyorum. Bakınız. 5 trabzanımı kurdum. Önümüzün aynı olmasını istiyorum. Önümüz aynı olacağı için 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Araya batıyorum. Diğer tarafta da araya batmıştık. 3 zincirimi tekrar çekiyorum. Bakınız burası tam artışlarımızı yaptığımız bölüm. Şu kısmı çalışıyoruz şu anda. Araya battım. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yandan şöyle kavrayarak girdim. Tekrar hemen dibine battım. Bakınız. Buraya kalbimizin birisini yerleştirdim. Tıpkı diğer kol altında olduğu gibi. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu büküyorum. Ve ön kısma geçiyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımızı ördükten sonra hemen önümüze bakıyoruz. Bakınız. Önde bir trabzanımız ördükten sonra hemen beş tane trabzanımızı yan yana örüyoruz bakınız İlk trabzanımızı buraya ördüm diğer tarafta iki trabzan ördüğüm için bir trabzanı araya ördüm hemen yanındakine ikinci trabzanı örüyorum aynı yeri örmüyorum burayı dengeliyorum 3 4 ve 5 beş. beş tane trabzanımı ördüm şöyle bakalım geçişimizi bu şekilde yaptık yani birebir Aynı olacak şekilde kurduk modellerimizi sadece kol altında bakınız işlemimiz örgümüzün geliş şekline göre değişti. Kol altından sonraki durumda hemen 5 trabzanımızla başladık. Buna lütfen dikkat edelim. 5 trabzanımızı eğer ipiniz ilmeğiniz daha az ya da daha çoksa yani trabzanlarınız. 2 batabilirsiniz ya da farklı bir uygulama yaparak burayı ayarlayabilirsiniz. Bu kısmı 5 trabzan şeklinde ayarladım ve 5 trabzan şeklinde diğer kolumu ayarlıyorum. Bakınız burada bir eksik kaldığı için ikisini aynı yere batarak başlamıştım ve burada kirpikli bölümümüzü yapmıştık. Kalbimizin ortasını yine aynı şekilde bakınız kalbimin ortasını kurdum. 5 trabzan önüme ayarladım ve devam ediyorum. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan ilerliyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir atlıyorum. ikinciye batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip tekrar yandan şu şekilde alıyorum. Tek seferde geçiyorum. Dibine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra bir atlıyorum. Başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve 5 trabzanın ilkini örüyorum. Ve diğerlerini devam ettiriyorum. 4 ve 5. örelim. 3 zincirimi çekiyorum. 1 atlıyorum. İkincisine sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 yandan giriyorum. Tek seferde kapıyorum. Dibini tekrar batarak kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanımı batarak sıra başına doğru ilerleyelim. Evet 3 tane zincirimi çektim. Sıra başına doğru ilerliyorum. Tığımın başını doladım. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanıma batarak bir sırası ile örüyorum. 2 3 4 En sondakini başlangıçta da yapmıştık. Bakınız 2 defa örüyoruz. 5 tepesine batalım. 5 ve yanına bir tane daha örüyorum. Toplamda 6 trabzan başlangıçta 6 trabzan da bitişte olmuş oluyor 1 2 3 zincir çekiyorum ve örgümüze bakmak için çeviriyorum Evet modelimizin ilk sırasını yerleştirdik ilk sırasını yerleştirdikten sonra şöyle modelimizi genel itibariyle bir kontrol edelim şöyle Şimdi bakınız bir model 6 şar trabzan örerek başladık. Hem başlarken hem bitirirken. Başlarken ilk trabzanımızı bitirirken son trabzanımızı 2 defa ördük. 6 trabzanımız oldu. Ve kalbimizi ördük. 5 trabzan. Kalbimiz 5 trabzan. Kalbimiz 5 trabzan şeklinde önümüzü kurduk. Arkamıza da bakalım. Arkamıza da modelimiz geldiğince bakınız hiçbir şekilde atlama, artıma, eksilme yapmadan devam ettik. Şimdi modelimizin ikinci sırasını kurmaya başlayalım. Bakınız 3 tane zincirimi çekmiştim. Hemen trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Birer birer örüyorum bakınız. Hepsini. En son trabzanımı da ördüm. Şöyle. 2, 4, 6 tane trabzanım örüldü. 2 tane zincirimi çekiyorum. Burada 2 zincir bakınız. 1 ve 2. Çektiğim 2 zincirden sonra 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynı yere batarak 1, 2 ve 3. Şu şekilde örüyorum. Araya zincir çekmeden tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. Bakın karşı taraftaki 5 trabzanın olduğu bölüme geliyorum ve örüyorum. 1, 2, 3. Karşılıklı şu şekilde bakınız kalbimizin alt kısmını birleştirdik. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir defa doluyorum. Ve trabzanlarımı sırası ile örüyorum. 2, 3, 4, 5. Son trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Şurada yapmış olduğum işlemi tekrar ediyorum. İki defa doluyorum. Son trabzanımın olduğu yere girerek 1, 2 ve 3. Araya herhangi bir şekilde zincir çekmeden tekrar iki defa doluyorum. Karşı trabzanın ilkine batıyorum. 1, 2, 3. İki tane zincir çekiyorum bakınız burada birisinde gelirken önce iki zincir çekip sonra iki doluyorum diğer tarafa geçerken önce iki doluyorum sonra iki zincirimi çekiyorum ve şu şekilde bakınız kalbimizin aşağı sivri kısmını oluşturuyoruz tığımın başını bir defa doluyorum aynı yere batarak birer birer trabzanlarımı örüyorum 2 3 4 ve 5 5. trabzanımı ördükten sonra 1 ve 2 zincir. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum, dibine batıyorum. 2 ve 3. Burada zincir çekmiyorum bakınız. 2 defa hemen tığımın başını doluyorum, karşı tarafa geçiyorum. 1 2 3. 2 zincirimi çekiyorum şimdi. Dibine batıyorum. Ve sıra ile trabzanlarımı örüyorum. 5 tane trabzanlarımı bir defa başını doluyorum. Örüyorum. 5. trabzanıma gelince 2 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1-2-3 araya zincir çekmiyorum. 2 defa başını doluyorum. Karşı tarafın ilk trabzanına geçiyorum. 1-2-3-2 zincirimi çekiyorum dibine batıyorum. Bakınız, burası kol altımızdaki geçişimizi de bu şekilde gerçekleştirdik. 3, 4 ve 5. Evet, iki zincir biterken 2 zincir önce iki defa doluyorum, aynı yere giriyorum, iki defa başını doluyorum, diğer tarafın ilk trabzanla batarak örüyorum. 2 zincirimi çekiyorum ve trabzanlarımı birer birer örüyorum. İlk trabzanı aynı yerden başlatıyorum. Dört ve 5 Evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Şöyle görelim. Bakınız. Modelimizi şu şekilde kormaya başladık. Gayet güzel görülmekte büyüdükçe daha belirgin olup daha şık olacak. Şimdi bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Yeleğimizin gövde kısmında ikinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle bakıldığı zaman bakınız beyaz zeminimize tutarak göstermek istiyorum. 5 tane trabzanlarımız, 2 zincirimiz ve 2 defa başını doladığımız trabzanlarımızı ördük. En son 6 tane trabzanımızı ördük. Şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlayalım bir tane zincir çekiyorum. Bakınız burası önemli. Bir zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Ve yeniden kurmaya başlıyoruz. Hemen dibine batıyorum. Sık iğne olarak bir zincir çektim dibine battım. İkinci trabzanın üzerine yine sık iğne olarak battım. Üçüncü bakınız sık iğne olarak battım. Dördüncüyü de batıyorum. Dördüncü sık iğneme battıktan sonra üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Hemen yandan giriyorum. Bakınız modelimizi kaydırarak yeniden kalbimizi oluşturuyoruz. Battım dibinden tekrar gelerek dibine sabitliyorum. Ve burada bir tane yine kirpik gibi görüntümü oluşturuyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra bir defa şu şekilde tığımı başın doluyorum ve alt sırada ikişer tane zincir çekmiş olduğum bölümleri görüyorum. Her zincirimin içerisine bakınız iki zincir grubumun içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Tam ortaya bir trabzan ve diğer taraftaki iki zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum ve modelime kaydırarak ilerletiyorum. Bir ve iki iki trabzanımı ördüm tığımın başında oluyorum tam ortaya üçüncü trabzanımı örüyorum tekrar diğer iki zincirimin içerisine bir ve iki iki tane trabzanımı örüyorum ve toplamda beş tane trabzanımı örmüş oluyorum beşinci trabzanımdan sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum Şöyle düzeltiyorum zincirimi. 3 zincirimi çektikten sonra bakınız buradaki kalbimizin orta kısmındaki tomurcuğumuzu oluşturmak için tam ortadaki bakın 3. trabzanımın üzerine gelerek sık iğne olarak batıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Yandan girerek tomurcuğumu yapıyorum ve hemen dibine sabitliyorum. Ve 1 2 3 zincirle çıkıyorum. Çıktığım 3 zincirimi tığımın başını doluyorum. Hemen ikişer zincir çekmiş olduğum yerlere ikişer trabzanımı örerek zincirlerimi dolduruyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Araya bir tane trabzanımı örüyorum. Şöyle. Sonrasında yine iki tane trabzanımı diğer zincirimin içerisine örüyorum. Ve başlıyorum. Bakınız 5 tane trabzanım olduktan sonra 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. 2 kenar ayırıyorum. 2 diğer kenara bakınız ortadaki trabzanımın üzerine gelerek sık iğne olarak batıyorum ve üzerine 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Yandan girerek tomurcuğumu tek seferde kapatıyorum ve dibine sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımın başını dolayarak İki tane zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tam birleşme yerine bir tane trabzanım. Diğer taraftaki iki zincirin içerisine de iki tane trabzanımı örüyorum. Toplamda beş tane trabzan sayısına ulaşıyorum ve kalplerimi bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şöyle baktığımız zaman bakınız kalplerimiz belirgin hale geldi. 3 zincirimiz bir tane tomurcuğumuz tekrar 3 zincirimizi çektik ve 5'er trabzanlarımız örerek sıramızın sonuna kadar geldik. Sıramızın sonunda da tıpkı başında yapmış olduğumuz gibi sık iğnelerimizi ve bir tane kirpiğimizi yapıyoruz. Bakınız 1, 2, 3. Üçüncünün üzerine kirpiğimizi ya da tomurcuğumuzu yapıyoruz. Diğerlerine ise sık iğnelerimizi örüyoruz. Burada da aynı işlemimizi ben yaptım bakınız. 1 2 3'ün üzerine tomurcuğumu kurdum. Şöyle e, görelim. Ve diğerlerini sık iğne olarak örüyorum. Bu dilimi bitiriyorum. 1 2 Hemen tırabzanımın üzerine örüyorum ve 3. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. 2 defa başımı doluyorum. Hemen yandaki bakın sık iğnemin üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane daha başını doluyorum. Hemen batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa ördüm. Şöyle görelim. Bakınız. Şimdi şuradan bakın kirpiğimizin üzerinden diğer tarafa doğru 2 defa başını doluyorum. Ve ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, 2 ve 3. Kalbimizi araya aldım. Evet trabzanlarımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2 tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 Trabzanlarımı örüyorum. Hiç saymaya gerek yok. Aşağıda 5 tane trabzanımızın her birinin üzerine birer tane batarak trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle görelim. 5 trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını 2 defa dolayarak son trabzanımın dibine batıyorum. 2 şer 2 şer alıyorum. Buradaki tomurcuğumun üzerinden karşıya 2 defa tığımın başını dolayarak geçiyorum. Şöyle görürsün. 1 ve 2 İlk trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum ve birer trabzan her bir trabzanımın üzerine örmeye başlıyorum. Son trabzanımı ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Bir ve iki defa tığımın başında oluyorum. Dibine batıyorum. Bir, iki ve üç. Tığımın iki defa başında oluyorum. Karşıdaki ilk trabzanıma geçiyorum. Bir, iki, üç. İki zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batarak 5 tane trabzanımı sırası ile örmeye başlıyorum. Ve 5. 2 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. 2 defa tığımın başını doluyorum. Karşıdaki trabzanımın ilkine batıyorum ve iki tane zincirimi trabzanlarımı ördükten sonra ilave ediyorum şu şekilde bakınız modelimizi kurarak ilerletiyoruz sıramızın sonuna doğru ilerleyelim Evet sıramızın sonuna doğru örerek geldim en son noktayı birlikte yapalım bakınız şöyle gördüğümüz zaman beşer trabzanlarımızı ördük ve uzatmalarımızı yaptık iki zincirlerimizle birlikte ve son noktadayız yine aynı şekilde bakınız uzatmamı yaptıktan sonra her ikisini kenara iki defa tığımın başını doluyorum 1 2 3 yine iki defa başını doluyorum en son şuradaki trabzanımın üzerine girerek batıyorum 1 2 3 üçer üçer bu şekilde örüyorum bakınız şöyle ördüm ve bu sıramızı tamamlamış olduk Evet sıramızın tekrar başındayız Şöyle genel bakalım ve yeniden modelimizi kurmaya başlayalım. Artık bakınız modelimizin alt sıradaki şekliyle kurmaya devam edeceğiz. Ve kaydırarak modelimizi her sıramızda değiştirerek yeleğimizi tamamlayacağız. Başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. İlk modelimizi yarım kuracağımız için dördüncü trabzanımızı trabzanlarla bakınız buradan gelen iki trabzan olarak ördüğümüz kısmın tepesini örüyorum iki trabzanı bir iki zincirimin içerisine örüyorum aşağıda altı trabzanla başlamıştık yine altı tane trabzan'a ulaştık üç tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra bakınız ortaya batıyorum şu kısma geliyorum tam üçüncüyü şöyle görelim iki kenardan ayırıyorum iki kenardan üçüncüye gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yandan girişimi yapıyorum ve tekrar batarak şöyle kapatıyorum tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 2 trabzan zincirimin içerisine bir trabzan araya diğer İki trabzanı da diğer zincirimin içerisine örüyorum. Bir ve iki. Bir tane her ikisinin birleşme noktasına diğer iki trabzanımı da zincirimin içerisine örüyorum. Tekrar bir, iki, üç. Bir, iki, bakınız üçüncüye gelerek batıyorum. Bir, iki ve üç yandan giriyorum. Bu şekilde bakınız modelimizi istediğimiz ölçü gelene kadar gövde bölümünü tamamlayalım. Şöyle görelim. Yeleğimizi istediğimiz gövde uzunluğu olana kadar örmeye devam ettim. Şöyle sayacak olursak bakınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. yarım olarak ördük. Ve yeleğimizin yeterli ölçüsü oldu. Öreceğimiz yaş grubu için. Evet şimdi şöyle bir kaldırıp bakalım. Bakınız şöyle baktığımızda modelimiz bu şekilde görünecek. Evet şimdi kenarlarımızı dolanmaya başlayalım. Ve aynı zamanda ilik yerimizi hazırlayalım. Ben sağ tarafına ilik yerlerim için işaretimi koydum. Sadece roba kısmında ilik çalışmak istiyorum. Diğer tarafta aşağı kısımlarda iliğimizi açmayacağım. Öne açık kalmasını istiyorum. Sizler aşağı kısımda da ilik açmak istiyorsanız istediğiniz aralıklarla ilik yerlerimizi biraz sonra yapacağımız gibi iliklerimizin yerini ayarladıktan sonra çalışabilirsiniz. Ben sadece üst kısım olduğu için üst kısma sık olarak yerleştirdim. Eğer aşağı kısım içinde öreceksek bu kadar sık yerleştirmeyelim. Eşit aralıklarla iliklerimizin yerini ayarlayalım. Ön ayarlamalarımızı ve hazırlıklarımızı yaptıktan sonra Yeleğimizin kenarından örmeye başlayalım. Bakınız ilik sağ tarafta olacak. Diğer taraftan ve ön yüzden örmeye başlıyor. Evet kenarımızı şimdi sıra olarak örmeye başlayalım. Roba kısmımızın düğme dikeceğim yerden örmeye başlıyorum. Aşağıya kadar ve diğer en alt kısmından karşıdaki ilik yerimize kadar sırasıyla örerek ilerleyeceğiz. Hiç ipimizi koparmayacağız. Başlangıç yerimize tekrar geleceğiz. Hemen bir tane zincir çekerek düğümümü attım ve ilk trabzanımın olduğu yere giriyorum bir ve iki tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle düzeltiyorum yapabilirseniz altından gizleyin ama yeni başlayan arkadaşlarıma zor olacaksa hiç uğraşmasınlar sonra tığımızın ucuyla alırız tığımın başını doluyorum giriyorum tek seferde çekiyorum bakınız burası iki oldu zincirimizi çekmiştim ve bir tane doladım iki yeterli diğer trabzanıma giriyorum bakınız yanda duran İkinci sıranın ilk trabzanına giriyorum 1 ve 2 üçüncüye giriyorum sırası ile aşağıya doğru iniyoruz başını doluyorum tek seferde çekiyorum beyaz trabzanımıza geldim bir başını doluyorum iki yandan ilerleyen trabzanlarımızın hepsini başını bir defa doluyoruz tek seferde çekiyoruz şöyle görelim başını doluyorum bakın şuradaki ilk trabzanıma giriyorum 1 ve 2 bu şekilde modelimizin başlangıcına kadar örelim Evet modelimizin olduğu bölüme geldim modelimizin olduğu bölümde yine trabzanımın olduğu yere 1 ve 2 bakınız tekrar trabzanımızın olduğu yere 1 ve 2 Şurada bakınız bir tane sık iğne ördüğümüz yere bir defa giriyorum ve başını iki defa dolayarak uzunca ördüğümüz yere ise üç defa batalım. Bir, iki ve üç ve devam ediyorum diğer tarafa iki iki örüyorum. Bu şekilde örelim bakın sık iğnemizin olduğu yere bir, iki defa doladığımız yer üç defa örelim. Diğer tarafları ise ikişer ikişer örelim ve alt noktada görüşelim. Evet sıramızı ikişer gerekli yerlere 3 ve 1 olarak örüp alt kısma kadar geldim. Şimdi en son dönüşümü yaptığım yerdeyim ve dönüşümü yaptığım trabzanın iki defa başını dolamış olduğum trabzan dönüşümüzü de yapacağımız için burada daha fazla örmemiz gerekmekte. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane yeterli bakınız. Dönüşümüzün yuvarlak bir şekilde olması için 5 tane Başını dolayıp batalım ve diğer trabzan aralarına geçelim. tamam başını tekrar doluyorum. Her iki trabzanımın tam arasına giriyorum. Bakınız burada her iki bölümün birleştiği yer var. Bir defa batıyorum. İki zincirlik bölüme bir ve iki defa batıyorum. İki zincir çektiğimiz yere ikişer defa batalım. Tığımın başını doluyorum. Trabzan aralarına birer birer giriyorum. Beş tane trabzanımızın her birisine birer tane girelim 2 zincirimin olduğu yere 1 ve 2 araya bir tekrar iki zincirimin bulunduğu yere 2 diğer trabzan aralarımızı ise birer birer örerek ilerleyelim ve bu şekilde diğer yan tarafı da aynen burada ördüğümüz gibi örelim ve yukarıda görüşelim Evet alt kısmımızı yaptık. Şimdi diğer yan tarafa doğru geçişimizi yapıyoruz. Yine diğer tarafta yaptığımız gibi 5 defa örelim. Bir tanesini örmüştüm. 2 3 4 ve 5 beş. Geçişleri 5'er tane yaptım ve devam ediyorum. Bir tane sık iğnemin içerisine giriyorum. 2 tane trabzanımı ve trabzanlarımızı ikişer defa örelim. Yukarıya doğru ilerleyelim. Yukarıya doğru ilerleyerek geldik. Şimdi bakınız işaretlerimizi bıraktığımız yere geldim. 3 tane iliğimizi açacağız. Tığımızın yine başını dolayalım. İşaretimin tam olduğu yere geliyorum. Bir defa örüyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra ayracımı çıkarıyorum tığımın başında doluyorum, tam her iki rengin birleşme noktasına gelerek batıyorum yani belli bir, bir mesafemi koyuyorum düğmemizin büyüklüğüne göre Evet ileğimizi bu şekilde ayarladık şimdi tekrar başını doluyorum sırası ile ikişer ikişer batarak ilerliyorum diğer ayracımın olduğu yere kadar 1 ve 2 1 ve 2 bakınız 1 ve 2. Diğer ayrıcımızı taktığımız yere geldim. Ayracımı buradan çıkarıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra birer bir mesafeyi bırakıyorum ve batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Hemen yanına ikinci kez örüyorum. 2 2 alarak yukarıya doğru çıkalım. Evet en son işaretimizi taktığımız yere kadar geldim. Bir tane daha şöyle Başını dolayıp batıyorum. 1, 2, 3 defa zincirimi çektim. En son iliğimiz için. Ve başını dolayarak batıyorum. Evet. İlk yani takacağımız zaman ilk olan iliğimizi yerleştirdim. 1, 2, 3 iliğimiz ayarlandıktan sonra çeviriyorum. Aynı yere bir defa batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın olduğu yere giriyorum ve tek seferde çekiyorum. Artık yakamızın olduğu yeri dolaşmaya başladık bakınız yakamızı dikey dikey giriyoruz batıyorum şöyle görelim iliğimizi açtık iki defa battık bakınız bir iliğimizden devam eden bir yanına sonrasında hepsinin arasına birer birer batarak ilerliyorum başlangıç noktamıza kadar bu şekilde ilerleyerek örelim araya girmiyorum artış yerine diğerine batıyorum devam ediyorum artış yerlerimizi atlayalım şöyle yuvarlağımız güzel olsun diğer uçta görüşelim en son beyazımızı da bakınız uç kısmına kadar geldim bütün kenarımızı dolaştık buradaki artış yerlerini örmedik ilk zincir çektiğimiz yerin arasına şu şekilde giriyorum ve geçiyorum bakın bir defa daha yapalım en son geldim iki zincirle başlamıştım zincirle trabzanın arasına girelim şu şekilde sadece giriyorum ipimi alıyorum buradan ilmeğimin içerisinden geçirip bir tane zincir çekip ipimizi keselim ve beyaz sıramızı tamamlayalım şimdi üzerine bir sıra pembemizle devam edelim pembe ipime bağladım ve başlıyorum bakınız yakamızın diğer tarafından başlayalım şuradan iki tane bakınız iliğimizin yanından başlıyorum bir tane zincir çektim ve devam ediyorum yine aynı şekilde bir defa başını dolayarak batalım arttaki hazır olan trabzanlarımızın üzerinden geçelim tığım ve örüyorum tığımın başını doluyorum Bakınız şu şekilde başını dolayıp batalım alttaki hazır olan bütün çevreyi dolaşalım iliklerimize geldiğimiz zaman beraber yapalım Evet bakınız bu şekilde örerek ilerleyelim şöyle çok düzgün durmakta ve devam ediyorum köşelerimizin olduğu yere de gerekirse yine e, dönüşte kolaylık olması açısından 3 tane şu kısma ikişer ikişer batalım ve o şekilde dönelim şöyle kıvrılmasın Evet bir uçtan diğer uca kadar ilerleyerek geldim şimdi tam iliklerimi açtığım yerdeyim şöyle iliğimizin olduğu zincirimdeyim 3 tane zincir çekmiştim tığımın başını doluyorum 2 defa da kapatıyorum 3 zincire 2 dolgu yapıyoruz bakınız tığımın başını doluyorum tekrar trabzanımın üzerine geçiyorum eğer 3 yaparsak potluk oluşabilir her zaman için zincir sayımızdan bir eksik yapmaya gayret edelim Evet aradaki trabzanlarımı örüyorum tek sefer çekip kapadığımız trabzanlarımızı tekrar diğer Bakınız ilik yerime geldim tığımın başını doladım bir defa girdim ve ikinci kez girerek kapadım tığımın başını dolayarak Diğer tarafa geçtim. Bu şekilde ilik yerlerimizi ördük. Yukarıya doğru ilerliyorum. Trabzanlarımızın birer birer üzerlerine batıyoruz. Tek seferde alıyoruz. Bakınız. Tığımın başını doladım. Zincirimin olduğu yere geldim. İkinci kez giriyorum. Tığımın başını doladım. İlk başlangıç yerinin olduğu yere girerek batıyorum ve birinci zincir çekerek başladığım yerden sadece ilmeğimi geçirip Aradan çıkıyorum ve bir zincirle ipimi kesiyorum. Bakınız bu zamana kadar tam il, ip kullandım. Ve e, örgümü tamamladıktan sonra kalan ipim bu. Bir ip yeterli oldu örgümüz için. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi tamamladım. 3 tane de düğmemi diktim ve biraz önce sizlerle birlikte örmüş olduğum iliklerimizin içerisinden geçirdim. Ve son olarak geleğimizin görüntüsü bu şekilde. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarda, yeni örgülerde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.